Merhaba köfteler. Bu hafta Gamescom sebebiyle Saints Row The Third remastered oyunu Epic'te bedava. Gamescom haftası olduğu için tabi yenilikler var. Mesela Steam'e Forza Horizon 5'in fiyatı geldi vesaire. Bunları konuşacağız. Şimdi tabi GTA'nın haftalık indirimlerinde konuşacağız ama bir duyurum var tabi her zaman olduğu gibi. Bu haftada yayında olacağım. Perşembe akşamı yayın olacak. Yayınla ne yapacağız diye soracak olursanız Sea of Thieves oyununu oynayacağım ilk defa. Hani onu da merak edenler gelebilir. Bu videonun hemen arkasından yayınları izleyebilirsiniz. Rastgeleriz.com'da bütün linkler mevcut. Zaten Twitch'e girip Rastgeleriz yazınca da çıkıyor. Şimdi hemen e, diğer haberlerimize geçelim. Evet arkadaşlar Saints Row oyunu bedava gayet güzel bir oyun gerçekten eğlenceli e, mizahı falan yerinde bir oyundur kendisinin tavsiye ederim. Oyunu oynayabilirsiniz bedava olarak alabiliyorsunuz 250 lira gibi de bir fiyatı var. toma Chef oyununu e, Prime vermişti ama Prime oyunlarını indirdiğiniz şey Amazon'un indirme yöneticisi biraz... Ee, yani hani ben açmayı falan unutuyorum genelde Hani buradan oynarım bu oyunu artık ben arada oynuyorum bu arada çok kötü bir oyun değil ee, İnsanlar biraz e, şüpheyle yaklaşıyor ama yemekleri hazırladığınız otomatize edilmiş bir restoran oyunu bence eğlenceli hani ben daha video çekmedim buna ait başka projeler var video olarak ama hani düşünebilirsiniz Steam e, hemen GTA'ya geçmeden bir bakıyoruz. 300 liralık bir standart edition fiyatı var arkadaşlar bu oyunun Forza Horizon 5'in yani 300 lira standarda vereceğinize bir senelik Game passi 280 lira civarını alabiliyorsunuz. Onun isterseniz bir videosunu çekerim nasıl alındığını bir upgrade sistemi var bayağı kolay. Aklınızda bulunsun. Hatta ben kendim için 3 senelik yaptım bunu. 750 lira gibi bir rakama geldi totalde bana fiyatı. Hiç fena değil aslında. Yani 3 sene boyunca Game Pass'te oynayabiliyorsunuz. Ama Game Pass oynamak istemiyorsanız, yani Game Pass'teki diğer oyunları oynamak istemiyorsanız sonuçta Forza Horizon 4'ü ilk gününde alıp senelerce oynayan birçok insan var. Yani eğer böyle bir kafadaysanız 300 lira çok kötü bir fiyat değil standart versiyon için ama premium alacağım diyorsanız e, kesinlikle çıkışı değil birkaç ay bekleyin. Birkaç ay sonra zaten bu 450, 400, 350 gibi rakamları alınabilir diye düşünüyorum. E, 350 biraz iyimser oldu ama 400'e falan alınır yani. Hani bekleyebilirsiniz birkaç ay. Ee, bir de hani 300 niye çok kötü değil Yani e, 30 euro gibi Bir rakam arkadaşlar Ve hani bu oyunlar yurt dışında 60 euroya çıkıyor 60 euroya satılıyor o yüzden e, Yine da Mesela 250 liraya çıkmıştı hani Aşırı kötü değil Sadece Game Pass alternatifi Bu fiyatlara baktığınız zaman Daha mantıklı gibi geliyor bana Ama sadece bu oyun oynayacaklar Tekrar söyleyelim Eee alıp sahip olmayı tercih edebilir. Çünkü öbür oyunda bir sene bittikten sonra e, nerede bu oyun diyeceksiniz öyle de bir durum var. Ama tabi orada da başka oyunlar çıkacak. Mesela 12 Minutes'ı hem oynadım yayında hem de videosu da gelecek yani ben o yüzden tercih ediyorum. Dediğim gibi Game Pass videosunu hani nasıl alınıyor öğrenelim diyorsanız yorumlara yazın ben de araya sıkıştırayım onu da çekeyim. Şimdi GTA'ya gelebiliriz. Prime nerede diyorsanız arkadaşlar Prime'da bu hafta yeni bir şey görmedim ben. Hani klasik Prime ödüllerini girip alıyorsunuz. O yüzden atlıyorum orayı fazla uzatmayalım diye. GTA'ya geçelim. Sultan Ares klasik aracı geldi arkadaşlar. Klasik zaten vardı Sultan ama o 4 kapılıydı. Bu 2 kapılı. Yani çok fazla modifiyesi olduğu yazıyor. Olabilir bazı arabaların diğer varyantlarına göre çok modifiyesi olduğunu gördüm. Mesela geçen hafta gelen Porsche e, GTA versiyonu Porsche çok daha modifiye edilebilir bir haldeydi. İlk çıkan S2 olana göre bu da muhtemelen e, bir tık daha modifiyeli olabilir. İlgilenenlere duyurulur. Bu arada gemi şeyi var arkadaşlar. Bu beni şaşırttı biraz. Gemi... Enkazı buluyormuşuz GTA'nın etrafında. Bu niye var onu anlayamadım. Çünkü biliyorsunuz Red Dead Redemption çıkacağı zaman bir tabanca görevi vardı. Burada da korsan kıyafeti alabildiğiniz böyle gemi şeyleri var. Yani gemi kalıntıları var. Acaba Rockstar Games bir korsan oyunu üzerinde mi çalışıyor diye düşünmeme sebep oldu. Bu e, gemi şeylerini her gün farklı yerde bulabiliyormuşsunuz. Hani bulduğunuz zaman kıyafet parçaları biriktiriyorsunuz arkadaşlar. Hani onu bulmaya çalışabilirsiniz. M menüdeki collectible menüsünden de bugünün e, hani gemi enkazını bulup bulmadığınızı görebiliyormuşsunuz. Photoshop'ta client görevlerine yani hani size getirilen arabaları modifiye edip tamamen e, yasal işinizi yaparsanız 2 kat kazanıyormuşsunuz Hiç fena değil bence Çünkü bende 2 garaj var Genelde de konuyor yani oraya bir şeyler Ve e, garaj başına Arabalardan 20k falan geliyordu 40k gelecektir Yani oyunda bulunduğunuz sürece e, Arada bir yoklayıp 80K'yı ceplemeniz işten bile değil, sadece modifiye ediyorsunuz ki ben zaten modifiye etmesini de seviyorum. Çünkü arabayı satın al, garaja koy, git garaja git öyle bir şey de yok. Yani satın almadan arabayı modifiye edebiliyorum. Bu güzel bir şey. Yani modifiyesini görüp "Aa bu araba güzelmiş." falan diyebiliyorum. Yani bu sistem bence güzel. 2X olması da fevkalade. Bence e, bu hafta bunun tadını çıkartın. Kontak missionlarda Lester'ın kontak Mission'lara iki kat para veriyormuş. Hiç kullanmıyorum yani kontak missionları. Bilmiyorum iyi midir ama mesela bazen arkadaşlar oluyor. Abi benim diyor param yok diyor. Nasıl para kasacağım? Kayo Perico kas diyorum. adam diyor Kayo Perico için denizaltı lazım. Denizaltı da alamıyorum diyor. O zaman 2x görevlerden iyi para kasılıyor. Yani bu görevleri yapabilirsiniz. Hiç Kayo Perico'ya gidecek paranız yoksa. Aklınızda Olsun Arkadaşlar Bence Güzel Yani Güzel Bir ee, Nasıl Diyeyim ee, Giriş Yapma Kazancı Olabilir Tabi Daha Eğlencelileri De Var Bence 2x Stunt Yarışları Biraz Daha iyi O Konularda Ama Tabi 2x Stunt Yarışlarında Atıyorum 3. 4. Olamıyorsanız Daha Aşağıdaysanız Az Para Kazanırsınız Aklınızda Olsun Gayet Güzel Yarışlarda Da 2x Varmış Şimdi bodyguard ve associate'lerin 3 kat kazancı varmış onu yazıyor. Yani hani siz şimdi ee, CEO oldunuz. Yanınıza aldığınız arkadaşlarınız daha fazla para kazanıyor falan filan. Şimdi Annis Eros aracı Prize Ride'a gelmiş. Sonunda geldi. Ben bu arabayı istiyordum zaten. Bunu da nasıl alabileceğinizi hemen yazdığı gibi okuyalım. Yalnız dikkat edelim. Burada yazan şekilde çalışmamıştı önceki hafta. E, diyor ki e, top 2'de yani ilk 2'de olan pürsüüt yarışlarında kişilere verilecek. Ama bunu 4 gün arka arkaya yapmanız gerekiyor. Bugünlerin reset olduğu saat de Türkiye saatiyle gece 4 suları arkadaşlar. Yani bugün yaptıysanız yarın gündüz bir daha yapıyorsunuz falan filan. Yani öyle kafayı karıştırmayın. Sonra sıkıntı olmasın. Eee... Yani her gün girip Pursuit yarışa gireceksiniz ve ilk iki de bitireceksiniz. Yani ben böyle her gün olması yani gün kaçırmadan yapılanları sevmiyorum. Yalnız burada güzel bir test aracı geliyor. Genel olarak birçok insanın beklediği BMW M3 benzeri araç teste gelmiş durumda arkadaşlar. Haftaya bu arabayı tabii ki modifiye edeceğiz. Hem Most Wanted gibi yapmaya çalışacağım. Hem de buradaki livery varsa sanırım M8 GTA diye bir araç var benim çok sevdiğim. Ona da biraz benzetilebilecek gibi duruyor. Bu livery biraz BMW'nin Mission Winnow liverisine benziyor. Hoşuma gitti. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel gözüküyor. Araç olarak test yapabildiğiniz araçlarda bu arada bunlar e, sanırım tamamlanmış olmuş. Çünkü yine en baştaki arabaya geri dönmüş durumda. Zaten satılıyor bu araba ben yanlış bilmiyorsam. E, demek ki 17 arabayı tamamlamışız. E, GB200 aracı da e, çarktan hani şansınız yerindeyse kazanabildiğiniz araba deneyebilirsiniz arkadaşlar. İndirimler var burada. İndirimlerde Dominator GTT %30 indirimdeymiş bu geçen hafta görevle bedava verdikleri araba. Hani kaçırdıysanız böyle de alabiliyorsunuz. Half Truck %40 indirimle Half videosunu çektim. Bakabilirsiniz. 2 kişi gerektiren bir araç yani onu söyleyeyim. E, Dinka Verus 40'mış. Tesseract elektrikliydi. Yanlış bilmiyorsam %40 o da. Spektör %30 vesaire diyor. Asıl indirim arkadaşlar bu haftanın önemli durumlarından biri. Bankırlar %50. Bankır videom zaten çok ünlü. Yani, yani muhtemelen izlemişsinizdir daha önce. Bankırın ne işe yaradığını oradan görebilirsiniz. Bankırınız yoksa kesin alın. Upgrade ve modifikeleri de %40 indirimde. Onlar da hiç fena değil. Ben bütün upgrade'lerini yaptım. Ee, ama hani şey falan eklememiştim. Bu Shooting Range falan. Onlar da %40 indirimdeymiş. Tercih edilebilir. Primel'ıysanız hem 100k alıyorsunuz hem de... Arabalar değişmiş. Tailgater S %35 indirimliymiş. Yeni arabalardan. Ama Vapid Flash GT'de %80 indirim var. Bu gerçekten güzel bir indirim. Çok güzel bir araba. Hatta ben geçen haftalarda %40 indirimle almıştım satıp bir de %80 <laughs> indirimle mi alsam falan diyorum da tabi zarar ediyorsunuz yani pek anlamı olmuyor öyle olunca ama olsun %80 indirim güzel bunun videosu gelebilir vakit bulursam çünkü gerçekten çok güzel bir araba bu Gimikana Kenblon yapılabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tekrardan hatırlatalım. Yayına gelebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Ee, yani öyle diyecek bir şey bulamadım. Hadi bay bay.